Gel bir gün dükkan buna tahvil edecek. Bence de bu arada için. Böyle bittiğim gün olarak bunu anlatabilirim. Hayır. Ya bitmek değil de yani tatlı güzel yorgunluklar. Ama mesela gerçekten çok yorgunum. O yüzden de üf, çok modum düşük falan diyebilirsiniz. Ama kameranın arkasında şöyle bir insan değil. Soğuk, çok kargo yapmışsın. Soğuk mu şu an? Ben çok sıcak geliyor bana. Cüzdan dostu giyilebilir battaniyemizle Aslı kireti ne şey yapmıştı. Ben hakisini şu an giydim. Sen hakici misin, kiremit misin? Of, ben hiç karar veremiyorum. Ben de yani. Benim tonum belli bence. Kiremitçisin. Evet. Yazında bunların şeyini giyeceğiz, havlularını. Aa evet. Plajlarda. Ya evet, çok güzel olur. Yazın olmazsa olmazımız hiçbir olsun. Şey, ürün yerleştirebiliyor muyuz? Evet. Altta şey mi yazacaksın? Bu video ne ürün tanıtımı içermektedir. Yani hayır, öyle düşünmüyorum ama sen istiyorsan söyle. Yok. Yerleşim değil bunların. Hepsi gönül tavsiyesi. Hepsi gönül tavsiyesi. Bu arada yani fıstığı aslında söyleyecek gibiyim ben. Ama yani bir düşündüm acaba kaç kavanoz yemişimdir diye. Çok kavanoz, çok kavanoz yedim. Sana şey yapacağım, hani böyle en değerli müşteriniz diye böyle dev bir fıstık elime kavanozla böyle geleceğim sana. Şeyi çıkıyor, pozmedin bir litresi. Bir şey söyleyeyim, çok güzel olmuş. Çok güzel oldu, benim aşırı hoşuma gidiyor. Derene yazdım ve çok güzel olmuş diye, çok hoşuma gidiyor. Dedim tombul bu ya. Evet. Kim beni anıyor? Nazar etmeyin şu kıza, 777. 666 şeytanla alakalı bir şey miydi? Bunu bilenler altyazılara yazsınlar. Ama bir dakika. Birazcık bir şey yapacağım. Dur hemen. Size birkaç bir şey bence göstereyim. Çünkü beni evet daha önce olmadığı için şu an beni burada çok göreceğinizi düşünüyorum bu kış boyunca. Bunlar benim fıstık ezmelerim. Yani benim dedim ama. Zaten senin. Konunun benimle herhangi bir bağlantısı yok. Kızmayalım. Bu yani bence dünyanın en iyi fıstık ezmesi. Yani honest opinion. Şimdi bunlar yeni. Bunları size henüz gösteremedim. Sadece story'de gösterdim ama uygulamalı olarak göstereceğim. Scrub için akşama bekleyin. Akşamki cilt bakımı seansımızda. Ama cheer me up'ı muhtemelen uygularken göstereceğim. Kayında. Gurme Ladies'de neler var? Lazy Things Club var. Burada çok güzel bardaklar var. Bunları çok beğendim. Sonra efekt mi veriyorum? Duman. Evet, şu an bayağı dumanlı efekt veriyorsun. Bunları da şöyle söyleyeyim. Bunları da yine çok yedim ve özellikle ara öğün olarak çok yediğim şeyler oldu. Yani hem evinizde fit tatlı yapıyorsanız çok okey ama onun dışında dışarıdaysanız yanınıza atmalık bu enerji bolluklar bu bence çok iyi. Bunun çok merak ediyorlar, onu göstereyim. Evet. Böyle porsiyonluk. Kaç tane yeme noktasındaki sorularınızı hemen yanıtlıyorum. Ben kaç tane yiyordum söyleyeyim. 4. Hemen 2 günde bitiyor yani. Sonra bunlar. Burada yeni bir bebeğim var. Bunlardan değil ama bakın orada
grisi var. Şurada göstereyim. Bende de beji var. Sizin oylarınızla beji seçtik ve buradaki ekibin oylarıyla. Bu herhalde yazın pasolon takacağımı düşünüyorum. Bu nasıl güzel ya. Helal olsun. Abi emek ve yetenek. Muhteşem. Bunlara bakın. Şeyini aşağıya adını bırakırım. Ama Jukitbags olarak da Instagram'dan bulabilirsiniz. Bu minuz bardaklar da bu arada çok tatlı. Hem hediye olarak da bence sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Belki ben de size hediye ederim. Bunları gördünüz, ben daha önce yaptım. Yani gece rutinlerimden biri bu çayları içerek yatmak. O yüzden yine benim en sevdiğimi hemen söylüyorum. Şöyle göstereyim, sen bakma. Senin için hepsi bebeğin. Ben dekolatiyi çok seviyorum. Black Tea'yi de Fevzi çok yapıyor. Pardon, ayağına bastım sandım. Böyle şunları çevireyim bak. Simetri manyağı. Ben Aslı bunları sevdi. Ha. Bu geçen gün tatlı patatese koyduğum, yani tatlı patatesime ve brokolime koyduğum baharat karışımı. Which is great. Tarhana, kışın çok fazla yaptım. Genellikle akşam yaptığım tarhana. Bunlar kumaş kahve filtresi. Yani filtre kahveleriniz için. Ek olarak da böyle demleme poşet çayı yapabilmeniz için. Bir tane, yani kumaş demlik diyebiliriz. Bizim evde bir tanesi çok kullanılmış var. Size onu gösteririm. Ama bizim yaptığımızı yapmayın. O konuda sizi uyaracağım. Sonra bir de burada badem sütü yapmak için bir kese var. Bunu Fevzi'ye ben direkt havale ediyorum. Beceremiyorum, o kadar kuvvetli değilim ama onun için böyle bir kesesi var. Bunların hepsini öncelikle Gourmet Ladies Co'dan, buradan söyleyeyim onu. Buradaki neredeyse her şeyi. Bu dahi. Yani şu bardaklar, çantalar ve Mizu hariç. Her şeyi Gourmet Ladies Co'da bulabilirsiniz. Ek olarak da Trendyol'da bulabilirsiniz. Onu hepsi da söylemiş olabilirim. Hepsi burada. Amazon'da. 27 dilimcuk. Local Makers. Çok yakın. İki tane. Ay, inşallah. Yedi. Şimdi onları söylemiyorum diğer şeyler için. Onları totem yaptık. Ama bir dakika. Bunlardan bahsetmedim. Hemen giyilebilir battaniyelerimize yakından bir closer look'la bakalım. Bunları, yani benim rengim bu. Yani onu söylemem lazım. Ama Fevzi'nin rengi de bu. Evde bu konuda bir anlaşamadık burada. Çünkü Fevzi de benimkini giyiyor. Neyse, ama çözeceğiz. Ve en önemlisini söylüyorum. Oturduğunuz zaman dizlerinizi tamamen kapatıyor. Bu çok önemli. Ve benim boyum 1.70. Eğer bunu merak ederseniz. Bir 74'ü de kapatıyor. Burada Ezgi'nin dükkanı da çok güzel. Yılbaşı ruhu her yanı sarmış durumda. Kukinaları çıktığı gün alıp dükkanına koyan Ezgi. Bakalım 31 Aralık'ta burayı ne hale getirecek göreceğiz. Ay ama hiç olmadı bu şu anda. Yani bu bilmiyorum. Bunu görmememiz biraz sıkıntı oldu ama neyse. Allah'lar olsun. Olsun. Ve yani çok daha fazla ışık aldım. Neyse. Yani, bakın hatun her detayı yeni yıl ya. Çelengi falan var yani. İnanılmaz. Günlerle haftaya yine burada buluşmak üzere. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biber çorbası yapacağım. İlk defa yapacağım. Nilay Kraliçem'in tarifini yapacağım. 2-3 gün artık ne kadar devam ederse içeceğim. Kendisini merak ediyorum. İlk defa yaptığım bir çorba olacak benim için. Daha önce defalarca böyle farklı farklı sebze çorbalarını yaptım. Biraz yağ oranım yükseldi. Genel olarak bakıldığında.
O yüzden böyle haftanın 2-3 günü akşamları böyle bir çorba içeceğim biraz. Bakalım o bir düşecek mi? Çünkü ödem var. Tamam, okey. Okey de yavrunun artması. Onu bir düşürelim. Eski haline bir getirelim. İlk defa biber falan közleyeceğim. Birlikte közleyeceğiz. Heyecanlıyım, bakalım nasıl olacak. Akşama yemek çorba. Sevdiye de ayrıca bir şey hazırlayacağım artık, bakalım. Öyle, hadi benimle yapın bakalım çorbayı. Nasıl olacak bu biber közleme işi bilmiyorum. Bu beni biraz endişelendiriyor. Hemen bir tarifimizi açalım. 3 közlenmiş kapya biber. Bunu altılayalım. Domates! Şu vardı. Domates, havuç, kapya biber közleme denememiz başarıyla sonuçlanmıştır. Bakın başarıyla. Kolaymış. O kadar stres olduğuma değmedi. Acı çorbasını yapmışım. Yandık. Sessiz olun. İtalyan baharatı. Yani ultra acı olanlardan. Ve acı biber salça koymayı. Sevdim bunu, hayatta yemez. Bu arada ailede acı yemeyen bendim eskiden. Şu an Fevzi'den feedback alıyorum. Hani lütfen yemekleri bu kadar acılı yapma diye. Değişimse değişim. Yok, çok acı. Görüntüsü çok güzel. Ah. Çok acı. Oh my. Bu benim çorba kasem. Tanıştırayım. Paris'ten almıştım. Lafayette'den. İlk Paris'e gidişimde almıştım bunu. Yıl 2011. Canım Paris. Yulaf tarifimin
detayını yazan İlayda, seni yerim. Atmasaydın abla yazamaz. Ya ama öyle seviyorum, ne yapayım? Ya İlayda çok tatlısın. Seni yiyeceğim. Aylin, evet, okuduğum kitaplarla ilgili minik minik konuşacağım. Biraz onu bekliyorum ama şu an çok hızlı, yani istediğim kitap randımanında değilim. Çok hızlı okuyamıyorum biraz bu aralar. Deniz, teşekkür ederim bloglarımı sevdiğin için. Bunların hepsine yazacağım şimdi, hepsine. Dilara! Dilara! Ben de seni çok öpüyorum. Bir Stockholm önerisi var. Didem. Ne köfteler yiyeceğim var ya. Hemen not alayım. Hemen. Kapı çaldı. Eğer metabolizmam şu an 10 üzerinden 7 çalışıyorsa çorba sonrası bence 10 falan olacak. Bu ne acı? Hadi. Hemen açayım. Nasıl fikir? Kendin olsun. Hemen ona geldi. Evet. NYX. Epic Ink Liner. Bunu yani o kadar uzun yıllar boyunca kullandım ki size anlatamam. Bayağı yani. Watson's'tayken keşfetmiştim. Neymiş bakalım. Prinsen. Prinsen. İsveççem çok kötü. Ay! Çekildim şu an. Öncesinden bu kadar heyecanlanamazsın Aslı. Kim sosyal medyalarını yapıyorsa 10 numara. Adam fotoğraflar. Seinfeld referansı. Yeni yamadığımızı yakalıyoruz şu anda. Yıl pijamalarımı giydim çünkü. Evet, size bir şeyler göstereceğim ve hemen uyumaya hazırlanacağız birlikte. Kopuk uçurtmayın bugün. Bu vlog kopuk uçurtma vlogu. Ciddi bir PMS'lik hakim. Gördüğünüz üzere buramda, saçımın içinde ve şuralarımda oldukça belirgin sivilceler mevcut. Kendilerini ben buradayım, ben buradayım dercesine gösteriyorlar. Bugün sizinle bir yeni bir ürün keşfedeceğiz. Çok heyecanlıyım. Çünkü doğuş hikayesini biliyorum. Bu Beauty Farm Gourmet Lady's Sugar Babe. Bir peeling yapacağız dudaklarımıza. Öyle uyuyacağız bugün. Çünkü yani canım kendimiz değil mi? Şimdi de yeni bir krem açtım. Şu Instutestoderm'in Intensive Vitamin C. Bugün A313 kullanmayacağım. Bu hafta iki kere kullandım. Yok pardon, bu hafta bir kere kullandım. Yavuşatı biraz işte yedirip sonra üstüne bunu süreceğim. Çünkü burada hani biraz işte dark spotları hedefleyen bir şey var, özellik var. Ve de vitamin C olduğu ve güneş ışınları biraz düştüğü için bu cildimdeki çeşitli görüntüleri yok etmek için dedim bir süre kullanayım. Şimdi o zaman başlıyoruz. Ay bu da bitiyor. Bunlar da bana Avon'dan hatıra. Evet. Yılbaşı kataloğundan da ne almıştım. Hey günler hey. Bu bir birey. Bu bir birey. Ben buradan onu görüyorum. Burada bir birey var. Yani hani T bölgem dedim ya sivilcelenmek için hani. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz. Evet şimdi bakın sizinle birlikte açıyorum. Bu özel bir an. Teknik olarak bu benim ürünü ilk deneyişim değil.
ama doğuş hikayesine şahit olduğum için, testerlerini denediğim için, numunelerini denediğim, geçtiği yolu bildiğim için özel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Böyle. Sugar Bay. Şöyle çok güzel bir scrub yapısı var. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Ama Roma vloglarından birinde ya birincisi ya ikincisi Lush'tayken size diyorum ki bunun daha iyisi gelecek. İşte o. Bu. Oradan almadım. Çünkü bunun geleceğini biliyordum. Bu da böyle bir anımdır. Biraz tadını almış bulundum. Ay çok renkli, çok güzel o. Şu an dudaklarımda böyle bir dolgu etkisi var. Şimdi kremimizi sürelim. Şu iyaliseti süreceğim. Bu arada mesela renkli dönemlerinin yaklaştığı zaman aslında hatta bütün işte bu aylık döngülerimize aslında cilt bakımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Doktorların tavsiyesi bunun sebebi de şu. Hani vücudumuzun hormonal yapısı ve döngüsü gereği hormonların salgılanma düzeyi cildinizin hem cildinizin hassasiyetine hem de cildinizin emdiği ürünlerin cildinizin emdiği ürün seviyesinde etkileyen bir formatta oluyor. O yüzden aslında bu konuya aslında değinebiliriz. Ben de nereden gördüm diye soracak olursanız eğer bu Valeri Lipatovski diye bir kız var. Yani ben gerçekten çok seviyorum. Onun böyle Valeri University tarzı, We University mi, University We mi öyle bir şey var. Ben de oradan biliyorum bu arada. Evet şimdi Yalusit'e bakın sürdüm ve bunu nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama. Cildim bayağı hemen onu böyle emdi. Ki çok şey yapmadım yani. Böyle aşırı derecede. Çok yoğun da sürmedim. Buradaki yani bir at mı taksak ona? Çünkü o bir birey olduğu için yaşıyor yani hayatını. Neyse umarım tez zamanda gidersin. Tez zamanda. Şimdi şunu süreceğim. Hormonlarımız sebebiyle bütün duygularımız, modumuz, düşüncelerimiz değişiyorken neden cilt bakımımız değişmesin değil mi? Bu konuya da eğileceğiz. Kesinlikle eğileceğiz. Şöyle bir yapısı var bunun. Gel cream diyor ama bana pek jelimsi gelmedi. Bayağı normal. Krem formatında jeli olunca böyle genellikle saydam olarak bekliyorsunuz ya. Belki de vitamin C'nin formülasyonu sebebiyledir. Bilmiyorum şimdi. Sıkıntılı ya da yani bilgisiz bir yorum yapmak istemem. Genellikle jel kremleri böyle saydam jel formunda çok gördüğümüz için sektörde bu biraz farklı geldi. Ama hissiyatı, sürüşü güzel. Bu da herhalde ben bir ayda falan bitiririm diye düşünüyorum. Yüzünüze sürdüğünüz kremleri böyle elinize, boynunuza, göğsünüze sürmeyi unutmayın. Sadece yüz değil yani burası da çok önemli. Lenajimi süreyim de. Size yeni bir bilgi. Cildimiz için sizce en ama en iyi anti-aging içerik nedir? Soruyorum. Biraz düşünmenizi bekliyorum bu konuda. Hyaluronik asit mi? Retinol mü? Vitaminler mi? Asitler mi? Birlikler mi? Nedir? Düşünün bakayım. Ben de o sırada şunu sıkayım. Kim emdi mi? Aa, bir şey söyleyeceğim. Cam. Ben hiç test eder misin? Severim bu arada. Cildimiz için en iyi yapacağımız şey gerçekten güneş kremi. Nasıl paranızı işte yatırırsınız, yatırım yaparsınız, emeklilik fonunda birikir, işte vesaire büyür. Yani ve hani
hayatınızın işte ilerleyen dönemlerinizde kullanacağınız bir para olur o size ya da bir kaynak olur. Güneş kremi de aynen öyle, emeklilik fonu gibi. Su içmiyordum, işte krem sürmüyordum diye övünen biriydim ya. Güneş kremi noktasında da güneş kremi sürmeyeyim ne olacak noktasında biriydim. Gerçekten kendimi çok geliştirmişim şu anda. 13 yaşındaki Aslı'ya öncelikle kocaman bir sarılıyorum. Bir high five yapıyorum ona. Ve gerçekten bu konuda kendimi geliştirdiğim için çok mutluyum ama bir şey söyleyeceğim. Ne unuttuk? İnanamıyorum. Galiba benim gerçekten çok uykum var. Tonik sürmedim. Bakın bu çok önemli. Kaç videodur söylüyorum. Shame on me. Sizi kocaman ama kocaman öpüyorum ve bu vlogu kapatıyorum. Keyifli bir haftanız olsun umarım. Keyifli geçen günleriniz olsun. Ne zaman isterseniz bana buraya yorum bırakabilirsiniz. Instagram'a yazabilirsiniz. Abone olursanız çok ama çok ama çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum ve yılbaşı modunu açıyorum. Hadi bakalım, hoşçakalın.